Arkadaşlar iyi akşamlar hepinize. Yarınki İstanbul yarışları tahminlerini vereceğim. Tahminlerimizde umarım başarılı oluruz. Elimizden gelen en iyi tahmini yapmaya çalışacağız. Şimdi günün birinci ayağı saat 15.30'da başlıyor. Üçüncü koşu. Bazı yerlerde saat değişti. Bazı Bursa'da falan saat değişti. İstanbul'da henüz aynı. Evet. Üçüncü koşudan başlıyoruz. Zor bir koşuyla başlıyor. 7 numara Direct Bin. Yani son yarışta biraz erken öne geldi Gökhan Kocakaya. Ama yarın için bunu yapmasına gerek yok. Zaten önde hızlı atlar var. Beyond Expectations olsun. Freud, Neptune, Eva gibi atlar. Watashi no Kiseki gibi atlar öne gelecektir. O yüzden yarın tam istediği yarışı buldu. Kilosu uygun. Jockey'i iyi. Güzel bir düzlük sprintiyle netice alacağını düşünüyorum. Çok önde tutuyorum rakiplerinden. Ama olur da çok güven veren bir kısrak değil. Zaman zaman istikrarsız yarışlar yapıyor. Olur da kötü koşarsa yanına 8 numara Secret Eagle, 6 numara Heva ve 4 numara Performante'yi tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi 7 numara Direct Win ben de biraz önde. Risk sevenler, küçük oynayanlar 7 numara Direct Win'i tek olarak da değerlendirebilirler. Eğer vereceğim diğer teki beğenmezler ise. Geldik ikinci koşusu şart bir dişilere ait bir yarış. 5 tane at seçtim burada. Ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. 1 numara Adelaide, 2 numara Chain of Destiny. Bu at Long Runner'ın kardeşi ama birkaç kere koşacaktı, koşmadı. Muhtemelen ufak tefek arızalar verdi. O yüzden idmanda da çok beğenmedim. Yani büyük favori çıkabilir ama. Yazalım ama hani tek yazmayalım. Adelaide 1 numara, 2 numara Chain of Destiny, 6 numaralı Miss Beren. İtman'da beğendim bu atı. 9 numara Royal Diadem ve 10 numara Siros. Bu ekürü de Sabri Aksu ekürüsü de at tayları çok iyi hazırlıyorlar. Geçen de bir tayları kazandı. 1, 2, 6, 9, 10 ayırt etmeden tavsiye ediyorum. Günün 3. ayağına geldiğimizde 3 numara Çakıl bir türlü kazanamıyor ve Özcan Yıldırım'dan da bu ekürü vazgeçmiyor. Yani Özcan'da mı kabahat, atta mı kabahat tam çözemedik ama bir türlü kazanamıyor. Ya erken yürüyor ya geç kalıyor. Geçen yarışta biraz erken yürüdü. Sonlarda Kızıl Şahin'e avlandı. Ondan önceki yarışlarında da geç kaldı. Bakalım yarın nasıl bir yarış yapacak. İlk atım 3 numara Çakıl. 8 numara Kızıl Şahin iyi koşuyor. Mehmet de beğendiğim bir jockey. 5 numara Kara Eski grup yarıştan geliyor. Bakalım şimdi başarılı olabilecek mi? Düşmanın tercihi var. 2 numaralı Balıkçı Kral. Yani son Ankara meydan yarışı çok gösterişliydi ama derece çok iyi değil. Ama belli olmaz. Atın aksiyonları iyiydi. Belki iyi bir yarış yapabilir. Ve 9 numaralı Öz Akın diyorum. Starttan normal çıktı son yarışında. İyi bir yarış yapabilir. 3, 8, 5, 2, 9. 6. koşuya geldiğimizde ben 2 numara Özçevik'in bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Gökhan'la da uyumlu. Atı iyi tanıyor. Yarışı belli bir sürate girecektir belli bir mesafeden sonra. Gökyüzü kaçacak. Yüksel abi Sülün onu takip edecekler. Bayemir, Zeki dayı ve Özçevik şeklinde gidecektir. Belli bir yerden sonra Özçevik ağırlığını koyacaktır. Tempoyu da iyi koşuyor. Beklemeyi de iyi yapıyor. Büyük bir aksilik olmazsa 2 numara Özçevik çok formda olan rakibi Bayemir'i de geçecektir diye düşünüyorum. Bank olarak öneriyorum 2 numara Özçevik. 7. koşuya geldiğimizde 5 numara Hard Not To Love. Startta fazla kalmazsa bu grubu geçer. Onlar da çok güçlü geleceğini düşünüyorum. 8 numara Last for Life. Yani at 2 yarış koşmuş. İkinci yarışında bayağı iyi koştu. İdmanları falan iyi. Yarın sıralamada kaçırlar çıkar bilmiyorum ama yazılabilir. Hartnett Love çok statta kalırsa bende şansı artar. 8 numara Last for Life'ın iyi bir taya benziyor. 1 numara Captain's Gate kalite ama mesafe belki biraz uzun gelebilir. Yine tafta kaçarak bitirmeye çalışacak. Eğer avans alabilirse Özcan bitirebilir. 5, 8, 1, 3 sırasını tavsiye ediyorum. Günün son ayağına geldiğimizde yani 4 tane at yazacağım. Bunları seçene kadar canım çıktı. Hepsi birbirinden kötü son yarışları itibariyle. İlk tercihim 3 numara Anıl abi. Kaçarak gidebilir veya 2 gidip yüzdeye doğru hamlesini yapabilir. İkinci tercihim 2 numara Kondu Bey'in. Ali Kaçmaz da iyi bir yarış yapar. 5 numara Karaçulha ve 1 numara Şanaran diyorum. Açıkçası Nedret stat'tan çıkmıyor. Memduh Hanım son yarışta çok kaldı. Belki bu Memduh Hanım statta fazla kalması ters bir yarış yapabilir. Yeri olanlar 11'e de yazsınlar. Fazla statta kalması yani son yarışta 5.liği fena değil ama çok statta kaldı.
Fazla kalmasa ters bir yarış yapabilir. Şöyle bir tahminlerimizi tamamlarsak. Kafa 7, Direct Win önde. Rakipler 8, 6, 4. İkinci ayak 1, 2, 6, 9, 10 ayırmayalım. Üçüncü ayak 3, 8, 5, 2, 9. Dördüncü ayak 2 numara Özçevik tek. Beşinci ayak 5, 8, 1, 3. Son ayak 3, 2, 5, 1 ve yeri olanlar 11 numara Memduh Hanım Dürüm. Hepinize yarınki İstanbul yarışlarında bol şanslar diliyorum. Şans yanınızda olsun. YouTube'da kanalımıza abone değilseniz abone olun lütfen. Yorum ve mesajlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. Sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar, hoşça kalın.